Ay ben susadım. Tamam, hadi mutfağa inip su içelim Şila. Tamam. Susadım, su isterim. Susadım, su isterim. Al Şila. Teşekkür ederim Pepe. Oh, çok susamışız gerçekten. Evet, baksana koca bardağı bitirdim. Ben de. Aa, benim canım yoğurt yemek istedi Şila. Aa, yoğurt mu? Evet, sen de ister misin? Tamam, yerim Pepe. Ha? Ne? Aa, ne oldu Pepe? Dolapta yoğurt yok. Olsun Pepe. Ama canım çok istemişti. Hadi bahçeye çıkalım. Tamam. Canım çok yoğurt yemek istedi ama dolapta hiç yoğurt kalmamış. Ay evet Pepeciğim. Dün akşam ayran yaptık hepsini ya. Yoğurt kalmadı çocuğum. Şimdi sarı böceğin bize verdiği bu harika sütten nefis bir yoğurt yapacağım. Sarı böceğin sütüyle yoğurdun ne ilgisi var nene? Nasıl ne ilgisi var canım? Siz yoğurt nasıl yapılır bilmiyor musunuz yoksa? Aa, hiç düşünmemiştim. Yoğurt nasıl yapılır nene? Tabii ki sütten yapılır çocuklar. Sütten değil mi? Peki yoğurt ne zaman hazır olur nene? Hemen yemek istiyorum onu. Yoğurt yapmak için biraz sabretip beklemek gerekir bebeciğim. Ay ya, çok mu bekleyeceğiz peki? İşte sütümü sardım. Sağ ol güzel kızım, sarı kızım. Mis gibi yine sütün. Maşallah. Hadi gelin bakalım, gelin. Yaşasın, yoğurt yapacağız. Sütten yoğurt yapacağız. Ay çok merak ediyorum, sütten nasıl yoğurt yapacağız nene? Ne yapıyorsun nene? Bununla sütü süzüyorum. Niye ki? Sağarken sarı mücüğün tüyü düşmüş olabilir mesela içine Şilacığım. Sütü önce süzeriz böyle tülbentle. Hem de tencereye koymuş oluruz böylece. Sonra da böyle bir kez köpürüp taşacak gibi yükselene kadar kaynatırız. Hani kaynamadı? Sabret Pepe. Öyle hemen kaynamaz süt. Ama ben hemen kaynasın, hemen yoğurt olsun istiyorum. Öyle her istediğimiz şey, istediğimiz zaman oluvermez Pepeciğim. Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar beklemeye sabretmek denir biliyorum. Bak ne güzel biliyormuşsun ha. Yani 10 zaman mı? 30 zaman mı? Ne kadar zaman bekleyeceğiz? Evet nene, kaç zaman? Gelin bakalım şöyle. Sizinle 8 saatlik bir sabır oyunu oynayalım he? Oyun mu? Yaşasın oyun. Nasıl bir oyun bu nene? Şimdi bizim yoğurdu elimize alıp yemeye başlamak için 8 saate ihtiyacımız var çocuklar. 30 saat değil, 50 saat değil. Sadece 8 saat. Çok kısaymış. 8 saat öyle çok kısa bir zaman değildir aslında bebeciğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi siz gidip oyunlar oynayacaksınız. Biraz vakit geçireceksiniz. Ben her saat bittiğinde size haber vereceğim. Siz de biten saatin içini boyayıp kaç saat kaldığını görecek. Ve sonunda 8 saat beklemiş olacaksınız. Yani olmasını istediğimiz bir şey için sabretmiş olacaksınız. Yaşasın. Sonra da yoğurdumuzu yiyeceğiz öyle mi? Evet bebeciğim. Tamam, ne zaman başlıyoruz? Süt kaynıyor sanırım. Koşun koşun koşun. İşte sütümüz 8 saatlik sabır oyunu için hazır. Peki ya şimdi bu süt nasıl yoğurda dönüşecek nene? Sütü mayalayacağız çocuklar. Maya mı? Maya ne nene? Maya sütü
sütü yoğurda dönüştüren bir şaşırtıdır çocuklar. He? Şaşırtın. Hadi mayalayalım o zaman. Nasıl mayalayacağız? Önce sütümüzün 4 saat soğumasını bekleyeceğiz canım. Böyle kaynar kaynar mayalarsak yoğurdumuz olmaz. Elimizi yakmayacak kadar ılık olması gerekiyor sütün. Ya bunun için de 4 saat bekleyeceğiz öyle mi? Evet Şila, işte 8 saatlik sabır oyunu başlıyor. Hadi, hadi gidin dışarıda oynayın biraz. Ben size haber verince de saatleriniz işaretlersiniz. Hadi. Tamam nene. Ay, oyun kağıdınızı da alın. Alın, alın. Şaşı. Efendim Pepe. Bir nenemle 8 saatlik sabır oyunu oynuyoruz biliyor musun? Ne güzel. Oyunun sonunda kocaman bir kase yoğurt kazanacağız. Çok güzel Şilacığım. Yoğurt gerçekten çok ama çok faydalı bir yiyecektir. Hele de böyle evde gerçek inek sütünden, kendimizin yaptığı yoğurttan her gün bir kase mutlaka yemek gerekir. Biz hep yiyoruz Şuşu. O zaman güzel bir yoğurt şarkısını hak ettik. Pepe yoğurdu çok seviyor. Pepe yoğurdu çok seviyor. Yoğurt Pepe'ye sağlık veriyor. Yoğurt Pepe'ye sağlık veriyor. Şila yoğurdu çok seviyor. Şila yoğurdu çok seviyor. Yoğurt Şila'ya sağlık veriyor. Yoğurt Şila'ya sağlık veriyor. Çok güzeldir yoğurt. Çok faydalıdır yoğurt. Yoğurt, 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 yoğurt. Yoğurt, 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 yoğurt. Çocuklar, bir saatimiz daha doldu. Haberiniz olsun. Yaşasın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 8 saatimiz vardı. 2 tanesi gitti. 6 saatimiz kaldı. Hadi biraz bisiklete binelim Şila. Ha, tamam hadi. Yaşasın. Çocuklar, bir saatimiz daha doldu. Haberiniz olsun. Yaşasın mayalama vakti mi geldi yani? 1, 2, 3, 4. Evet, 4 saat gitti, 4 saat kaldı. 4 saat kalınca mayalayacaktık değil mi yoğurdu nene? Evet evlat, hadi gelin gelin. Şimdi bu pembe kaptaki senin olsun Şilacığım. Pepe, bu sarı kaptaki de senin olsun oğlum, tamam mı? Tamam. Tamam. İçine o koyduğun şey ne nene? Bu bir önceki yoğurttan maya olarak ayırdığım bir kaşık yoğurt. Sütün yoğurt olması için yine yoğurtla mı mayalıyoruz yani? Aynen öyle canım. Yani sütün içine bir kaşık yoğurt atıyorsun. 4 saat bekliyorsun. Bütün süt yoğurda mı dönüşüyor? Evet evet, aynen öyle. Bu olağanüstü bir şey. Evet, inanılmaz. Böyle bir kaşık koyuyoruz. Sonra karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Sonra da fırını hiç ısıtmadan fırının içine koyuveriyoruz. Fırında onun soğumasına engel olacak öyle mi? Evet ama kesinlikle fırını ısıtmıyoruz. Onu sanki bir örtü gibi kullanıyoruz. 4 saat sonra harika bir yoğurdumuz olacak değil mi nene? Evet canım öyle. Ay çok heyecanlandım. Hadi 4 saat daha sabır oyunu oynayın bakalım hadi. Hadi misket oynayalım. Yaşasın. İnanamıyorum sabır oyunumuzun bittiğine. Ben de, ben de. Koş Şila koş, yoğurdumuza bakalım. Geldim. Evet, aç bakalım kapağını fırının Pepe. Tamam. Ay. Olmuş mu, olmuş mu? Ne oldu nene? Olmamış mı yoksa?
ne olmuş ne olmuş? Koş gel yanıma, dışarı bak. Yaşasın, bugün kartopu oynayacağız demek ki. Abiş abiş, ne olur kartın adamı da yapalım. Tamam, yaparız kardeşim. Hadi kahvaltımızı yapalım. Sonra da sıkı sıkı giyinip kartlarla oynayalım. Yaşasın. Vay. Abiş çok güzel. Ben bu karlara basmaya kıyamam ki. Böyle dümdüz duruyorlar ya, çok güzel görünüyorlar. Evet bebe, çok güzel görünüyorlar. Oh! Kar topu oyunu başlasın o zaman. Oh! Vuramaz ki, vuramaz ki, vuramaz ki. Ya bebe, nasıl kaçabiliyorsun böyle? Bebe çok yeteneklidir Pepe. Seni idi seni, kaçma. Yaşasın, gene vurdum, gene vurdum. Şimdi görürsün sen. Sonunda başardım, başardım. Sen pire gibisin bebe. Pire gibi mi? Evet kardeşim. Pire gibi ne demek Pepe? Yani pire ne abiş? Pire böyle minnacık bir hayvan bebe. Nenem göstermişti bir kere. Köpüş pirelenmişti ya. Evet, ben de görmüştüm. Birden yok oluyordu, yakalayamamıştık. Evet kardeşim, işte o. Çok hızlı hareket ettiği için birden yok oluyormuş gibi geliyormuş bize. Sen de pire gibi çok hızlı hareket ediyorsun. Evet bebe, pire gibidir. Abiş bak, karardı, hep izimiz kalmış. Evet bebe. Karlarla oynamak çok eğlenceli. Bence de. Şuşu, bize kar şarkısı söyler misin? Tabii söylerim bebeciğim. Kar yağıyor, kar yağıyor. Çok güzel. Pepe, haydi kardan adam
yapalım. Aa, tamam kardeşim, hadi yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi önce iki tane kocaman kartopu yapmalıyız. Üzülme abi, bak benimki kocaman oldu. Benimki de gitti. Aa, olsun kardeşim. Hadi bir daha yapalım. Tamam abi, haydi. Bu sefer başaracağız. Bence de başaracağız abi. İşte başardık. Bu kim ki? Kim olduğunu bilmiyorum ama çok eğlendiği kesin. Gel bakalım. Tamam hadi. Çok eğlenceli, çok. Zeze. Aa, Pepe, bebe merhaba. Durun bekleyin, geliyorum. Biz de kayalım mı? Yok sen kay, ben koymayacağım. İşte geldim. Ben de kayabilir miyim Zeze Kız Hanım'la? Tabii Pepe, al. Bak ayaklarını buraya koyacaksın. Çok eğlenceli. Tamam. Yorum. Ay, uçuyorum. Harikasın Pepe. Çok zevkli. Sen de kıyacak mısın bebe? Aa, bilmem ki. Hadi kay, çok eğlenceli. Yok sen kay şimdi, ben sonra kayarım. Çok eğlenceli bebe, mutlaka denemelisin. Gidiyorum. Yuppi. Çok eğlenceli, çok. Zeze, beraber kayalım mı? Olur peki, kayalım. Gerçekten çok zevkli bebe. Ben hazırım. Ben de hazırım. Hadi bir daha kayalım. Tamam. İşte oldu. Şimdi göz yapalım. Çok güzel oldu. Şimdi ağzını yapalım. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Ben kayayım bu sefer. Ben de geleceğim. Beraber kayalım Zeze. Tamam gel Pepe. Uçuyoruz. Çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ama keşke bir avucumuz olsa da burnumunu yapsak. Maymuş güzel avlasın şimdi, çok sağ ol. İşte kaydın adamımız bitti. Aa, merhaba maymuş. Bebe, ne güzel olmuş kardan adam. Sağ ol abi. Şöyle bir de atkı takalım. Ne o ya? Şu gözümü düzeltelim biraz. Şey maymuş, ben kayabilir miyim emin değilim. Aa. Bebe de kayıyor. Çok güzel olmuş. Yaşasın. Çok güzel oldu. Çok. Bibi
Çok mutlu görünüyor. Bibi. Merhaba Şuşu. Ne kadar mutlu görünüyorsun canım, ne güzel. Evet Şuşu, çok mutluyum çünkü bugün Pepe bize gelecek. Beraber harika oyunlar oynayacağız. Aa, anladım. Çok güzel. Demek bu yüzden çok mutlusun. Ay, nerede kaldı acaba? Bibi, Bibi. Aa, canım arkadaşım geldi. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Vay. Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. Oyuncakları öyle bakacağınızı alıp oynasanıza çocuklar. Ha, doğru ya. Ben şu arabayı alıyorum. Ha? Kırmızı arabamız da gidiyor. Durun, durun. Aa, evet, o benim en sevdiğim kırmızı arabam. Çok hızlı gider. İşte bir ayıcık. Ha? Koca göbekli kahverengi ayıcık. Ayıcık karşıdaki dağa doğru hızla gidiyor. O da benim en sevdiğim ayıcığım. Adı da Yaya. Peki ben de şu yeşil arabayı alayım o zaman. O bana dedemin aldığı yeşil araba. Şu mavi topla oynayayım. Güzel mavi topum benim. Aa, tahta misketler ha. Bayılırım tahta misketlerime. Aa, resim çizeyim o zaman ben de şu kalemlerle. Yok yok, o kalemler hemen bitiyor. Sakın açma. Araba çok hızlı gidiyor. Üzgün mü hissediyorsun kendini? Evet Şuşu. Bir benim oyuncaklarıyla oynamaya çağırdı ama şimdi hiçbir oyuncağını ellememe izin vermiyor. Evet canım, gördüm. Aa, neden oyuncaklarını vermiyor ki? Bilmiyorum Pepe. Oysa kendisi çağırdı beni. Bize gel, oyuncaklarımla beraber oynayalım demişti. Bir beni sevmiyor mu? Pepe üzgün hissediyor. Bibi onunla oynamıyor. Oyuncaklarını vermeyip kendi kendine Bibi. Sence neden gitmiş olabilir? Pepe geldiğinden beri neler yaptığınızı bir anlatır mısın bana? Geldiğinde çok mutluydu Pepe. Ben de mutluydum. Sonra Pepe oynamak için kırmızı arabamı aldı. Doğru. Peki sen ne yaptın? Ben kırmızı arabamla oynadığını görünce onu elinden aldım. Demek kırmızı arabayı Pepe'nin elinden aldın. Evet Şuşu. Sonra Pepe oynamak için ayıcık Yaya'yı aldı. Evet. O benim en sevdiğim ayıcığım. O yüzden ben Yaya'yı da Pepe'nin elinden aldım. Anlıyorum Bibi. Demek Yaya'yı da Pepe'nin elinden aldın. Sonra yeşil arabamla oynamak istedi. Onu da aldım. Tahta misketleri, boya kalemleri. Hepsini onun elinden aldım ben. Evet, gitti. Peki Pepe sonra ne yaptı? Pepe kendini nasıl hissetti sence Bibi? Yani onun yerine kendini koyar mısın? Sanırım Pepe üzüldü Şuşu. Neden üzülmüş olabilir? Oyuncaklarımla oynamasına izin vermediğim için. Evet, haklısın. Ben de öyle düşünüyorum Bibi. Ben güzel arkadaşım Pepe'yi üzdüm. Bibi Pepe'yi oynamaya çağırdı. Pepe gelince onunla oynamadı. Oyuncaklarını bile
yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Şimdi Bibi de üzgün. Pepe de evde üzgün. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi Pepe'yi oynamaya çağırdı. Pepe gelince onunla oynamadı. Oyuncaklarını bile paylaşmadı. Pepe üzülüp onu yalnız bıraktı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Şimdi Bibi de üzgün. Pepe de evde üzgün. Şimdi Bibi de üzgün. Pepe de evde üzgün. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Pepe'yi üzdüğüm için ben de kendimi üzgün hissediyorum Şuşu. Evet canım, böyle hissetmekte haklısın. Sevdiğimiz birinin üzgün olması bizi de çok üzer. Güzel arkadaşım Pepe'den özür dilemek ve onu mutlu etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı biraz düşünmeliyim. Harikasın Bibi. Pepe, ne çabuk geldin oğlum. Ne oldu? Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Evet nene, kendimi üzgün hissediyorum. İnsan durduk yere kendini üzgün hissetmez çocuğum. Seni üzgün hissettiren bir düşünce var demek ki aklında. Nedir o bakayım? Bibi sanırım beni sevmiyor. Allah Allah. Bibinin seni sevmediğini düşünüyorsun yani. Evet nene. Beni oyuncaklarıyla oynamak için çağırdı ya. Evet. Gittiğimde hiçbir oyuncağıyla oynamama izin vermedi. Hepsini elimden alıp kendisi oynadı. Hay Allah. Bibi sana oyuncaklarını vermedi demek. Evet nene. Ben de çok üzüldüm ve eve geri döndüm. Tamam çocuğum, tamam, dur bakalım. Bibi doğru bir şey yapmamış ama ben seni çok sevdiğinden de eminim. Mutlaka hatasını fark edecektir bence. Bilmiyorum nene. Hay Allah. Evet, bize geliyorsunuz. Tamam, bekliyorum. Umarım beni affedersin Pepe. Çok merak ettik Bibi. Bizi neden çağırdın? Evet, gerçekten çok merak ettik. Arkadaşlar, ben bugün bir hata yaptım. Nasıl bir hata Bibi? Önce Pepe'yi oyuncaklarımla oynaması için eve çağırdım. Sonra Pepe geldiğinde oyuncaklarımı eline aldığında birden oyuncaklarımı ellemesini istemedim. Niye ki? Bilmiyorum Tutu. İstemediğim için de hangi oyuncağı eline alsa onu elinden geri aldım. Oyuncaklarını Pepe'yle paylaşmadın yani. Evet, paylaşmadım Mimi. O da çok üzüldü, küstü bana ve evine gitti. Yazık ama Pepe'ye. Çok pişmanım. Doğru yapmadım. Ben Pepe'yi üzmeyi hiç istemem. Onu üzdüğüm için ben de çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Peki bunları ona söylesen? Evet, bize değil de ona söylesen. Pişman olduğunu duyunca bence seni affeder. Kesinlikle affeder. Öyle mi dersiniz? Evet. Evet. O zaman ben Pepe'ye gidip özür dileyeceğim. Pepe. Pepe. Umarım beni affedersin Pepe. Ben çok üzgünüm arkadaşım. Ben de. Biliyorum, benim yüzümden sana oyuncaklarımı vermemekte hata ettim. Oyuncaklarımı seninle paylaşsaydım hem çok güzel oyun oynayacaktık hem de ikimiz de çok mutlu olacaktık. Ben hatamı anladım Pepe. Seni çok seviyorum. Çok pişmanım arkadaşım. Beni affeder misin? Hı? Affetmeyecek misin? Affetmez olur muyum Bibi? Tabii ki affediyorum arkadaşım. Harikasın Pepe. Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. Çok heyecanlı görünüyorsun. Hayırdır canım, ne oldu? Şuşu. Dedem bugün bizim sınıfı göle götürecek.
Ne güzel. Orada bize yeni bir spor öğretecekmiş. Gölde ne spor öğretecek acaba? Ben de çok merak ettim. Gölde yapılan bir spor. Aklıma bir şeyler geliyor ama dur bakalım. Ben sporların hepsini çok seviyorum Şişu. Sen hangi sporları biliyorsun Pepe? Futbol biliyorum, basketbol biliyorum. Evet. Bisiklete biniyorum örneğin. Sonra koşmak, yürümek, trambolinle zıplamak gibi sporları da biliyorum. Ama aslında daha çok spor var demiş şu. Evet canım. Tenis, voleybol, jimnastik, dövüş sporları gibi daha adını sayamadığım pek çok spor vardır canım. Ay ben hepsini öğrenmek istiyorum. Ne güzel bir tanem. İstersen öğrenirsin tabii ki. Papa! Oğlum! Ha dede, merhaba. Merhaba koçum. Hazır mısın? Evet dede, hazırım. Hadi atla o zaman. Çok heyecanlıyım. Kimi alacağız dede? Şila ile Zeze'yi alacağız Pepe. Zeze de Şilalara gelecekti. Harika. İşte oradalar. Şila, Zeze. Geldiler. Merhaba. Merhaba. Merhaba kızlar. Çok heyecanlıyım ben. Söylemeyecek misin dede? Ne spor öğreneceğiz bugün? Herkese alınca söyleyeceğim. İşte Bibiler de orada. Oo, hepsi toplanmışlar. Ne güzel. Herkese merhaba. 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 İşte takım tamamlandı. Şimdi söyleyebilirsin o zaman. Ha? Neyi söyleyebilirim Papa? Bugün hangi sporla tanışacağımızı tabii ki. Tabii ya. Öyle merak ediyorum ki. Ben de ben de. Ben meraktan çatladım bile. Hadi söyle dede. Bugün sizi tanıştıracağım sporun adı kürek. Aa, kürek diye bir spor mu var? Evet çocuklar. Kürek çok eğlenceli spor dallarından biridir. Ay çok heyecanlı. Şimdi çocuklar, önce iki takıma ayrılacağız. Pepe, Zeze, Bibi, Dudu, siz bir takım olun. Takımımıza bir at bulalım mı dede? Tabii bulabilirsiniz. Keke, Tutu, Mimi, Şila, siz de diğer takımsınız. Biz de bir at bulalım arkadaşlar. Bizim takımımızın adı Tonguç takımı. Tonguç mu? Nereden buldunuz o adı? Bir yeniden bir takımız ya biz. Tonguç doğuş demek. Babam söylemişti. Çok güzel. Çok anlamlı bir ad oldu bu. Dünyada önemli başarılara imza atan ilk Türk kürekçimizin adı da Tonguç'tur çocuklar. Ya. Evet, Tonguç takımı kürek çekmeye hazır. Ya biz de takımımıza güzel bir isim bulalım. Kürek sporunun çok ama çok eski bir spor dalı olduğu söylenir. Bakın çocuklar, bunlar kürek çekeceğimiz kanolarımız. Sandala benziyor. Ama zayıflamış sandal gibi. Evet Papa, doğru. Çok eski zamanlarda insanlar ağaçları oyarak böyle kanolar yapmış. Ve kürek yarışlarının ilk kez Mısır'da Nil Nehri'nde yapıldığı sanılıyor. Bizim takımımızın adı da Nil olsun o zaman. Rusbur'un doğduğu yer. Harika. Ben de sevdim bu adı. Bence de çok güzel. Nil takımı Tonguç takımına karşı. Tamam. İki takım da o zaman üstünü giysin. Gelsin bakalım. Çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba. Merhaba. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba. 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 Ne kadar güzel olmuşsunuz böyle. Çok güzel görünüyorsunuz. Neden bize bugün kürek sporunu öğretecekmiş Şuşu? Ay çok güzel bir spor seçmiş deden Pepe. Hepimiz çok heyecanlıyız. Biz spor dallarını öğrenmeyi çok seviyoruz Şuşu. Aferin hepiniz. Tüm sporları öğrenin çocuklar. Hepsini yapamasanız bile öğrenmek, bu sporları bilmek, tanımak sizin için çok faydalı. İşte dedem geliyor. Çocuklar çok güzel oldunuz yahu. Durun bir fotoğrafınızı çekeyim. Önce topluca. Şimdi Nil takımı poz versin bakalım.
Tonguç takımını göreyim. Çok güzel görünüyorsunuz çocuklar. Şimdi önce size bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Sonra da mini bir karşılaşma yapacağız. Kimin kazandığının çok da önemi olmayan, spor yapmaktan keyif alacağınız bir karşılama. Hadi şimdi bıkmadan, yılmadan çalışmalarımıza başlayalım. Evet, öğrettiğim gibi düdükle başlıyorsunuz. Gerçek birer sporcu hiçbir zorluktan yorulmaz. Bir takımı binsin kanosuna. Gel Keke, sana da yardım edeyim çocuğum. Çok heyecanlandım. Ben de. Ve Tonguç takımı da biniyor kanosuna. Dikkatli binin, kanoyu alabora etmeyin. Ne oluyor? Abla, ben ne yaptım? Tüm takım iyi mi? Biraz ıslandık sadece. Islak Tonguçlar. Olsun, serinlemişsinizdir. Evet, çok güzelmiş. Ben de ıslanayım bari. Hadi yardım edin Tonguçlar. Şu kanoyu düz çevirelim. Evet, kano şu an ters duruyor. Hadi gelin sizi kanoya bindirmeye yardım edeyim. Dikkatli binin şimdi. Evet, şimdi iki takım da hazırsa düdükle başlıyorsunuz. Öğrettiğim gibi birbirinizle ahenk içinde küreklere asılıp kanonunuzu karşı kıyıya doğru sürüyorsunuz. Ben sizi kanadan takip edeceğim. Birbirinizle ahengi bozmayın. Çok iyisiniz. Ahengi bozmayın. Evet, Nil takımı, aynı anda asılın küreklere. Hadi, hadi yetişebilirsiniz Tonguçlara. Hadi Tonguçlar, toparlanın. Nil takımı geliyor. Hadi asılın küreklere. Ha gayret, az kaldı çocuklar. Şeyler, durmayın, asılın küreklere, asılın, devam edin. Dede kim geldi? Evet, kim önce geldi karaya? Vallahi göremedim tam çocuklar. Yani ben küreyi almaya çalışırken hanginiz önce geldi fark edemedim. Aa, karşılaşmanın sonucunu bilemeyecek miyiz yani? Boş verin sonucu. Kendisi çok eğlenceli değil miydi? Evet, çok eğlenceliydi. Kollarım uşuyor, sağlıyor kürek çekmekten. Ha, benim de. Gene de sonucunu da bilsek güzel olurdu. Evet ya. Annemlere göstermek için biraz da kanadayken fotoğrafımız olsaydı keşke. Bir dahaki sefer artık üzülmeyin. Ha? Ha, maymuş. Maymuş bir sürü fotoğrafımızı çekmiş. Şunlara bakın. Sonucu da çekmiş mi? Ha? Ha? Aynı anda gelmişiz, aynı anda. Çok güzel. Çok
Ve gerçekten çok hızlı gidiyor Pepe. Bebe dur, bekle bizi kardeşim. Beni yakalayamazsınız ki. Hadi bir yakalayalım şu bebeği. Hadi yakalayalım. Geliyoruz bebe, kaç. Ay bu bebe gerçekten çok hızlı. Evet, ben çok hızlıyım. Biz çok yavaşız. Bebe çok hızlı. Ve yavaş. Ben çok yoruldum. Bebe hiç yorulmamış gibi görünüyor Bibi. Ben hiç yorulmadım. Sen nasıl yorulmadın bebe? Ben sabah çok güzel kahvaltımı yedim. Yumurta yedim, ceviz yedim, yoğurt yedim, zeytin yedim. Sen sadece ekmek kemirdin. Aa evet, ben kahvaltımı güzel yapmadım. Ben de bu sabah canım istemedi diye çok bir şey yemedim. O zaman böyle yoruluyorsunuz işte. Düşünsenize bütün gece karnımız aç kalıyor. Böyle benim gibi güçlü olmak için sabah karnımızı güzelce doyurmamız gerek. Bebe doğru söylüyor. Ben kahvaltımı güzel yaptığımda kendimi çok güçlü hissediyorum. Evet aslında ben de. Hadi bize gidelim. Annem bize yemek hazırlasın. Yiyip güçlenelim ha? Ben zaten güçlüyüm ama öğle yemeği vakti geldi. Öğle yemeği yerim. Olur, hadi gidelim. Hem senin evini ben hiç görmedim Bibi. Hadi gidelim o zaman. İşte geldik. Yaşasın. Annen nerede? İçeridedir, gelmedi. Anne, biz geldik. Merhaba, hoş geldin bebe. Hoş geldin bebe. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anne, bizim karnımız acıktı da bize yemek verir misin? Tabii hayatım, ne hazırlayayım size? Siz çütte yapmayı biliyor musunuz? Aa, hayır bebeğim, nedir çütte? Aa, çütte çok sağlıklı bir çocuk yemeği. İnternette tarifi varmış. Ay, çütteyi çok merak ettim. İnternetten bakıp yapsan olur mu anne? Ha, tamam. İnternetten tarifini bulup yaparım şimdi. Yaşasın, çütteye bayılırım. Ben de. Hazır oluncaya kadar biz bahçedeyiz anne. Tamam canım. Buradaki yol ne Bibi? İtleri gidebilmek için babam yaptı. Ha, çok güzelmiş. Aa, tünel bile var. Ay, gerçekten hiç gücüm kalmadı benim. Benim de. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Pepe, Bibi, ne oldu, hasta mısınız? Sabah kahvaltılarını yemedikleri için güçsüz kaldılar Şuşu. Çocuklar, günün ilk öğünü olan kahvaltı gerçekten çok önemlidir. Ya. Söz Şuşu, bir daha sabah kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltı kıvılmaç oynadık. Ben bisikletimle öyle hızlıydım ki Şuşu görmeliydin. Biz çok yavaştık. Evet, çok yavaştık. Bebe böyle hızlıydın. Pepe ve Bibi yavaştı. Bebe hızlı. Yavaş. Şimdi yemeğimizi yiyip biz de hızlanacağız bir kere. Bebe kadar hızlanamazsınız. Şuşu, yemek hazır olana kadar biz de bir şarkı söyleyelim mi? Tamam, tabii söyleyelim Bibicim. Hadi şimdi hızlı koş, hadi şimdi yavaş koş. Hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş. Hadi şimdi hızlı zıpla, hadi şimdi yavaş zıpla. Hızlı yavaş. Hadi
şimdi yavaş zıpla. Hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş. Topu şimdi hızlı at. Topu şimdi yavaş at. Hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı. Çok güzeldi, çok. Ha Şuşu, Bibi'nin annesi bize çifte yapıyor biliyor musun? Harika. De artık hazır olsun, çok acıktım ya. Bibi, Pepe, Bebe, çifteniz hazır. Ha. Hadi alalım çiftemizi. Ha? Teşekkür ederiz anne. Bakın bakalım olmuş mu? İnternetteki tarifin aynısını yaptım. Evet, harika. Bu çok da harika bir şeymiş Pepe. Evet, ben de çok seviyorum. Ben de salatalık da yiyeceğim. Çok güzel oluyor. Oh, benimki bitti bile. Ayranımı da içeyim. Oh, benimki de bitti. Ben de ayranımı içtim. Şimdi kendimi 10 kaplan gücünde hissediyorum. Bebe sen? Ben yavaş yavaş yemeği seviyorum. Tamam. Hadi gel Pepe. Geliyorum Bibi. Gel seni bir gezdireyim önce. Çok güzelmiş. Evet, bak şimdi tünele giriyoruz. Burası biraz karanlık. Evet, biraz karanlık. O yüzden burada biraz yavaş gitmemiz gerekiyor. Tamam. Tünelde yavaşlıyoruz çünkü karanlık. Evet, bak çıkıyoruz. Şimdi hızlanabiliriz. Güçlü itmen lazım Pepe. Burası yokuş yukarı ya. Çıkmak için daha güçlü itmelisin. Tamam. Yemeğimi yedim ya, çok güçlüyüm. Abi ne yapıyorsun? Oradan biraz uzanıp öyle çıkacağım. Başardım. Harikasın Pepe. Şimdi yokuş aşağı çok kolay ineceğiz. Bak böyle kaydırak gibi. Öbe çok hızlandı. Bibi geçiyor. Dur Pepe dur. Ne oldu Bibi? Işıkları görmüyor musun? Işık mı? Bunlar mı? Evet Pepe. Ne olmuş ki ışığa? Kırmızı yanıyor. Evet yanıyor. Kırmızı ışık durda beklemişti ya baba. Kırmızı ışık da durulur. Evet doğru. Kırmızı ışık da durulur. O yüzden Bibi bana dur dedi. Evet ya. Ben geçeyim diye size kırmızı yanıyor. Yani ışıklar. Durun ki buradan geçecek olanlar geçsinler diyor. Yeşil yanınca önce kim gelecek oyunu oynayalım mı? Tamam. Ve yeşil yandı. Pepe uçarak ilerledi. Bibi de hemen peşinde. Şimdi yetişeceğim sana. Tünelde yavaşlıyoruz, unutma. Tamam. Şimdi uzanabiliriz. Yokuşu da çıkıyoruz. Ve yokuşu iniyoruz. Ve ışıklara gelmek üzereyim. Geldik. Kim önce geldi? Kim? Ben geldim. Dün bebe, ben geldim. Tabii ki ben geldim işte. Ben yendim değil mi bebe? Nasıl yani? Bebe gelmedi dedin. Ben de gelmediysem kim önce geldi ki? İkimiz beraber geldik. Akıllı. Yaşasın. Aynen de gelmişiz ışıklara. Aynen de. Ha